Burası Modus Vivendi Merkezi. Kapıları aralıyoruz. Türkiye'nin dünü, bugünü ve yarını için. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, Ermeni Soykırımı Armenosid adlı programımızı sunuyoruz. Ermenilerin çektikleri 1915'te başlayıp bitmedi. Nisan 1915'te başlayan 100 yıllık harekat planıdır. 1915'in ve 1915'in zihniyet ve kurumlarının Türkiye'de hala yaşamakta olduğunu görebiliyoruz. Talat Paşa hükümetinin kadın çocuk demeden 7'den 70'e en azından 1 milyon insanı kan deryasında boğması olayı karşısında da hislerimizi göstermek durumundayız. Ermeni halkını yok eden Türk halkı değil, İttihat ve Terakki'nin militarist zorbalarıdır. Türkiye'de Müslüman olmayanlara uygulanan zulmü anlamış gibi görünenlerde bile ama onlar da bize yaptı. Osmanlı saltanatında olan olmuş, cumhuriyetimiz tertemiz. 1915 bir avuç iddiaçının suçu ya da harekat planını Almanlar hazırladı, iddiaçılar kullandı deyip rahatlama eğilimi uygun. Nisan 1915'te uygulanmasına geçilen plan, Hitler'in Yahudilere uyguladığı soykırımdan farklı olarak tam başarı ile uygulanmıştır ve tam 100 yıldır güncellenerek yürütülmektedir. 1915 zaferi iddiaçı cumhuriyetin temelidir ve o zaferin dersleri kesintisiz uygulanmıştır, uygulanmaktadır. En son örneklerini hatırlamak yeter. Rahip Santaro, Zirve, Hrant Dink ve Sevak Balıkçı cinayetleri. Bunlar ne Almanların ne de sadece Susurluk çetesinin üstüne atılıp sıyrılacak tesadüfi hunharlıklardır. Güncellenmiş iddiaçı eylem planı parçalarıdır. Bütün bir halkı tehcir etmek gibi iğrenç bir düşünce ancak militarist kafanın bir ürünüdür ve buna Ermeni halkı kurban gitmiştir. 5 asırlık üstünlük hali tanzimat ile yasalar önünde eşitliğe doğru meyledince büyük depremin öncü sarsıntıları başlar. Büyük deprem 1915'tir. Cumhuriyete gelene kadar Hristiyan nüfus artçı depremlerle yok düzeyine indirilir. Cumhuriyete gelindikten sonra da 100 yıldır Hristiyanlara, Yahudilere, Kürtlere, Alevilere yapılanlar bir artçı süreklilik gösterir. Devlet iddiaçı dosyalar üzerinden yönetilir. Yırtıcı ve adil kanunlar Türk olmanızı emrediyor. Emre zamanında ve tam olarak uyulmadığı takdirde 1934 Trakya pogromu olur, 1937-38 Dersim tertelesi olur, 6-7 Eylül 1955 yağması olur, 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül askeri darbeleri olur, Kürt milletine her türlü eziyet reva görülür. Eğer 1915 ile yüzleşilmezse bakın siz daha ne soykırımlar, ne depremler, ne terteleler olur ve hepsi aynı kapıya çıkar. Türkiye'nin sınırları içinde kalan son Hristiyan topluluk Ermenilerdi. Balkan milletleri ve Türkiye'nin geçmişte egemen olduğu halklar daha önce ayaklanmışlar ve bağımsızlıklarını kazanmışlardı. Aynı şeyi Ermeniler yapmasınlar diye yok edildiler. İstiklal mahkemeleri vatana ihaneti önlemek için kurulmuş gibi sunulur. Aslında kuruluşundan başlayarak esas görevi 1915'te işlenen suçu örtmek, suçluları korumaktır. Ali Çetinkaya ve Ali Kılıç gibi Ermeni soykırımı suçlularının o mahkemede yargıç olarak oturabilmeleri bir tesadüf müdür sizce? Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, Ermeni Soykırımı Armenosid adlı programımızı dinlediniz.